Arkadaşlar, Miami'den selamlar. Mükemmel bir cuma akşamında beraberiz. Bugün söylemek istediğim bazı şeyler var. Öncelikle kanalım 1000 aboneye ulaştı. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu kadar kısa bir sürede ve sadece 5 videoyla 1000 aboneye ulaşması beni gerçekten çok mutlu etti. Hepinize çok sağ olun. Ve ben de bunun sonucunda bir karar aldım. Bundan sonra her gün Bitcoin ve altcoin hakkında yaptığım araştırmalar sonucunda size bunları aktarmaya çalışacağım. Ve her gün beraber okuyacağız, öğreneceğiz. Bunun için kanalıma abone olun ve oradaki ya sağda ya da solda zil gibi bir şey var, ona basın ki çektiğim her videoda size bildirim gelsin. Ve videoya başlamadan önce çok kısa, bu videoda izleyeceğiniz veya benim herhangi bir videomda izleyeceğiniz hiçbir şey size finansal bir tavsiye değildir. Ben bu konularda uzman değilim, ekonomist değilim. Sadece iyi araştırmalar yapıyorum, fazlasıyla öğreniyorum, izliyorum. Bu yüzden bunları size aktarmaya çalışıyorum. Siz de kendi araştırmalarınızı yapın, benden size tavsiye. Ve kendiniz izleyin, öğrenin. Buna göre de yatırımlarınızı tamamen kendi işinizden nasıl geliyorsa öyle yapın. Kimse sizin yaptığınız yatırımlardan ne ben ya da ne de başkası sorumlu değildir. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün konuşacağımız 3 tane konu var. Birincisi, bir süredir kriptonun içindeyseniz zaten bir hafta önceki düşüşten haberiniz vardır. Eğer değilseniz bir hafta önce kriptonun genel olarak market çapında büyük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün birinci olarak sebeplerini konuşacağız. Ve bu piyasanın ne piyasası olduğunu konuşacağız. İkinci olarak bunun gibi piyasada ne yapmamız gerektiğini, büyük resimden nasıl bakmamız gerektiğini konuşacağız. Üçüncü olarak da bunun gibi market diplerinde yakaladığımız zaman alabileceğimiz 5 tane en mantıklı olan coin'i size göstereceğim bugün. Bunların sebeplerini de zaten neden mantıklı olduğunu gösterirken kendinizi de çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, kripto tarihinde 4 tane büyük düşüş yaşandı. Bu 4 büyük düşüş sırasında her insanın düşündüğü, kriptonun içerisinde olan, parası olan bir sürü insanın düşündüğü felaket bir durum. İşte Bitcoin'in sonu geldi bu sefer. Bitcoin kesinlikle bir balon. Herkes satsın, herkes kurtulsun. Veya başka bir insan grubu da Bitcoin ayı piyasasına girdi. Bu yüzden ben alayım, daha düşükten almaya satayım, daha düşükten almaya çalışayım. Bunun gibi bir sürü saçmalıkla karşılaşıyoruz. Ve bu düşüşte de, bir hafta önceki düşüşte de ben yani çok saçma sapan şeyler duydum. Ama birincisi, bunun gibi düşüşlere hiçbir şekilde ayı piyasası denmiyor arkadaşlar. Çünkü Bitcoin ve genel olarak kripto şu ana kadar ayı piyasasına girmedi. Bitcoin tarihinde, kripto tarihinde ayı piyasası olmadı. Bunun sebebi de ayı piyasasının öncelikle anlamı çok uzun bir vadede bir değerin yavaş yavaş düşmesine denir. İnsanların yavaş bir şekilde satmasına denir. Eğer bir değer 800 milyarlık bir market çapı 2 gecede, 3 gecede bir anda yarısına düşüyorsa veya bir anda 600 milyar dolarlık bir market çapına düşüyorsa buna ayı piyasası denmez. Bunun gibi durumlarda sizin akıl edip evet bu bir fırsat aslında deyip girebileceğiniz coinleri düşünmek. Yani tam herkesin yaptığının tersini yapmak. Bu yüzden ben de zaten bu videoyu hazırlıyorum. Ve bunun gibi durumlarda, bunun gibi düşüşlerde gördüğünüz gibi tüm coinlerin düşüşünde alabileceğiniz 5 tane coin'i bu videoda gösteriyorum. Şimdi kripto tarihinde dediğim gibi 4 tane düşüş oldu. Bu düşüşler Haziran ayında %44'lük bir düşüş, Eylül ayında %45'lik bir düşüş, Aralık ayında 33'lük bir düşüş ve şu anda yaşanan, bu ay yaşanan %32'lik bir düşüş. Ama nedense her düşüş sırasında bu düşüşte de olduğu gibi insanlar bunun tam bir felaket olduğunu düşünüyor ve herkes satmaya çalışıyor. Satayım, alttan alayım, oradan çıkayım, buradan alayım falan filan. Bir sürü saçmalıklar oluşuyor. Ama akıllı bir yatırımcı ne yapar? Bunun gibi hızlı bir düşüşte, bunun gibi balinaların oyununda bunları fark eder ve bunun bir fırsat olduğunu anlayıp tam tersi herkesin yaptığını uygulayarak alabileceği coinleri araştırmaya başlar. Yani demeye çalıştığımda arkadaşlar, ayı piyasasına girmemiz için düşüşlerin yavaş yavaş gerçekleşmesi ve oranların artarak gerçekleşmesi lazım. Kimsenin alış yapmaması, balinaların alış yapmamasına ayı piyasası denir. Ve bu belki bir yılda, belki 6 aylık bir zamanda olur. Dediğim şey, kripto şu ana kadar tarihte ayı piyasasına girmedi.
O yüzden korkmayın. Umarım buradan sonra da girmezler. Evet. Artık coinlerimize geçelim. Sırasıyla bakalım hangi coinler 2018'de sizi en zengin edebilecek en mantıklı coinlerdir. İlk seçimimiz Bitcoin. Neden? Çünkü burada size ufak bir matematiksel açıklamayla, ufak hesaplamalar yaparak neden coinlerin sırasıyla mantıklı olduğunu gösterdim. Şimdi Bitcoin mantıklı çünkü arkadaşlar Temmuz 2017'de alsaydınız 2300 dolarken ve Eylül 2'de 4000 dolarken 4600 dolarken satsaydınız paranızı %101 kâr etmiş olarak geri dönecektiniz. Buradan sonra olan şey bu düşüşe arkadaşlar ayı piyasasında giriş denmiyor. Bu düşüşe İngilizce'de market correction dediğimiz piyasa düzenlemesi olarak Türkçe'de adlandırabilir veya market düzenlemesi olarak adlandırabilir. Market düzenlemesi, piyasa düzenlemesi geliyor ve burada bir düşüş yaşanıyor. Buradan sonra bu dipi yakalasaydınız, Eylül 15'te 3000 dolarken alsaydınız ve 16.000 dolarken satsaydınız, paranızı %385 olarak geri alacaktınız, artmış bir şekilde. Buradan sonra tekrar bir piyasa düzenlemesi geliyor ve bunun ardından bu dipi yakalasaydınız 13.000 de alıp tekrar bir boğa piyasasına giriş. Buradan sonra %21 karla 16.000'de satıp yani Ocak 7'de karınızı alıp işi kapatabilirsiniz. Şimdi tekrar bir piyasa düzenlemesi geliyor. Bu da şimdi olduğumuz dönem yani Ocak 19'da Bitcoin'in fiyatı 11.784 iken alırsanız veya daha düşükte, daha dipte yakalayıp alabilirseniz ne mutlu size. Buradan sonraki gelecek düşüşü, gelecek artışı artık kim bilir. Belki 385, belki 21, gene belki %10, belki de tekrar düşmeye devam eder. Oradan sonra bir pump yaşanır. Ama gördüğünüz gibi her düşüşün ardından olmadığı kadar çıkarak, daha önce ulaşmadığı seviyelere ulaşarak Bitcoin her zaman çıkıştaymış. Bu düşüşlerin market düzenlemelerinin ardından. Dördüncü coin'imize geçelim. Litecoin arkadaşlar. Çünkü 16 Temmuz'da 42 dolarken alsaydınız %92'lik bir boğa piyasasına giriş ve bu çıkış sayesinde 2 Eylül'de satıp %92 olarak paranızı geri alacaktınız. Buradan sonra bir piyasa düzenlemesi geliyor ve boğa piyasasına giriyor. 51 dolar dipteyken alsaydınız bu düşüşü yakalayıp bu fırsattan yararlanıp paranızı %527 olarak artmış bir şekilde 21 Aralık'ta satabilirdiniz. Tekrar bir piyasa düzenlemesi geliyor. Tekrar akıllı yatırımcılara bir fırsat kısaca ve 264 dolar dipi yakalayıp 22 Aralık'ta alsaydınız 294 dolara satıp %11 paranızı arttırabilirdiniz. Buradan sonra şu anki olduğumuz dönem 19 Ocağın piyasasıyla 191 dolar Litecoin'in fiyatı bir piyasa düzenlemesi gelmiş. Yaklaşık bir hafta önce kadar geldi ve bu bir fırsat olarak görülebilir. Buradan sonra daha da dipi bekleyip gene alınabilir veya bu dipten yararlanıp tekrar bir pump beklenebilir. Üçüncü coin'e geçelim. Üçüncü coin'imiz arkadaşlar Monero. Mükemmel bir seçim çünkü 35 dolarken 16 Temmuz'da alsaydınız 274'lük bir çıkışı yakalayıp %274 131 dolara 2 Eylül'de satıp tekrar market düzenlemesini bekleseydiniz piyasa düzenlemesini 92 dolarda 15 Eylül'de alıp %380 paranızı arttırıp 442 dolarda satabilirdiniz 21 Aralık tarihinde. Buradan sonra tekrar bir market düzenlemesi geliyor ve 339 dolarlara kadar düşüyor. Bir boğa piyasası geliyor buradan sonra gördüğünüz gibi %32'lik bir artışla 448'de 7 Ocak tarihinde satıp şu anki market düzenlemesini görüp 364'te veya daha dibini bekleyip alıp alım yapabilirsiniz. Çünkü Monero'da her seferinde her bir piyasa düzenlemesi geldikten sonra tarihi rekorunu kırarak artan coinlerin arasında buradan sonraki artışı kim bilir? İkinci coin'e geçelim arkadaşlar. Dash tabii ki de bildiğiniz. 7 Temmuz'da alsaydınız Dash'i 150 dolarken 365 dolara satıp %143'lük bir boğa piyasasını ilk yakalayabilirdiniz. Sonraki boğa piyasası %463. Çok crazy yani. İnanılmaz crazy. 1482'de satıp 21 Aralık'ta bir piyasa düzenlemesini bekleyip
dipte alsaydınız 1167'de %10'luk bir çıkışla tekrar 7 Ocak'ta 1278 dolara satabilirdiniz. Ve şu an tekrar bir piyasa düzenlemesi geliyor. Bu düzenlemede 1011'e kadar düşüyor 19 Ocak piyasasıyla ve buradan sonraki düşüşlerden çok güzel bir şekilde yararlanılabilir. Der şu andaki fiyatı kesinlikle bu videoyu çektiğim tarihte Dash'in fiyatı olması gerektiğinden daha az. Buradan sonra büyük bir pump yaşayacağına inanıyorum. Bu yüzden bu fırsatlardan kesinlikle yararlanılmalı. Hemen birinci coin'e geçelim. Birinci coin'de arkadaşlar benim için mükemmel bir proje. Bittiği yerdir kriptonun. Kesinlikle Ethereum. Ethereum'u sadece bu rakamlarla desteklemiyorum. Aynı zamanda projesini de destekliyorum. Ve kendi kişisel görüşüm olarak Ethereum'un kesinlikle Bitcoin'in izinden gideceğini düşünüyorum ve çok büyük rakamlara ulaşacağını ileride düşünüyorum. O yüzden Ethereum'daki pozisyonumu da olabildiğince arttırmaya çalışıyorum. Yakında paylaşacağım size de. 7 Temmuz'da bir alım yapsaydınız, 190'lık bir 190 dolarken alsaydınız, %89'luk bir boğa piyasasını yakalayabilirdiniz. Buradan sonra 15 Eylül'den sonra %253'lük bir boğa piyasasını yakalayabilirdiniz. Tekrar bir market düzenlemesi, fiyatı 688. Bir boğa piyasası, %61'lik bir artış. Buradan sonra işte neden Ethereum'u 1'e koyduğumu gösteriyorum. Buradan sonra arkadaşlar Ethereum her coin düşerken geçen hafta Ethereum düşmüyor. Ve bu market düzenlemesi her coin'e gelirken Ethereum buradan sonra artmaya devam ediyor. 1356'ya kadar artıyor bu arada. 7 Ocak'la 19 Ocak arasında 1356'ya kadar artıyor. Ama bu sırada tüm coin'ler düşüyor. Ethereum'un arkadaşlar şu anda kesinlikle olması gerektiğinden az bir değerde olduğunu düşünüyorum. Ve buradan sonra çok büyük bir pump yaşanabilir. Ve dikkat ettiyseniz Ethereum'un grafiği en işlerinde yatay olan ve tamamen daha rahat çıkmaya meyilli olan bir grafik arkadaşlar. Bu yüzden Ethereum'u kesinlikle herkese, bana soran herkese önerdiğim bir coin'dir. Bu yüzden de birinci sıraya koydum zaten. Bu coin'lere dikkat edin arkadaşlar. Grafiklerini kesinlikle inceleyin hepsinin. Ve neden mantıklı olduğunu düşündüğümü şimdi anlamışsınızdır. Tamamen rakamlar konuşuyor. Ben konuşmuyorum. Hiçbir projeden bahsetmedim coin'lerin projesinden. O coin böyledir, o coin şunları yapacakmış, bu şirket bunları yapacakmış. Hayır, bunlardan ibaret değil. Bir coin'in geleceğini soruyorsanız bana, ben o coin'in geçmişine bakarım, sonra geleceğini tahmin etmeye çalışırım. Bu yüzden siz de aynı tekniği uygulayarak coin'lerin geçmişine bakın, ondan sonra geleceğini yorumlayın. Çünkü gelecekte olacakları coin'in projesine göre değerlendiremezsiniz. Coin'in şirketin ne yapmak istediğine göre değerlendiremezsiniz. O yüzden size altcoin tavsiye eden veya ICO tavsiye eden insanlara dikkat edin. Kendinizi saçma sapan yatırımlara sokmayın. Daha belli başlıklı projesi olan ve daha rakam bazında pozitif gözüken projelere, coinlere girin. Sizden ricam. Ve son olarak da arkadaşlar size Instagram'ımı göstereyim. Bana buradan her zaman ulaşabilirsiniz. Ve motivasyon sayfası kısaca. Mükemmel kendimi ve sizi motive ediyorum. Buradan ulaşabilirsiniz ve Facebook'ta Crypto Kings diye bir grubumuz var. Buradan 500 kişilik bir grup şu anda. Buradan coinler hakkında güzel muhabbet ediyoruz. İnsanlar sorularını soruyor. Siz de gruba üye olun mutlaka. Yeni bilgiler edinmek için, yeni haberleri görmek için. Bunun dışında kanala abone olun tekrar. Her gün videolar gelmeye başlıyor artık. Yarın da çok güzel video çekeceğim. O yüzden altta kalın ve oradaki şeye basın. Şurada ya da şurada bir zil olacak, ona basın mutlaka. Ciao.